Dün hafızlık icazet merasimimiz vardı. Rabbimize hamd ve nimet kabiliğinde ifade edelim ki sizlerin dualarınız, hayır sahiplerinin desteği, katkısıyla hocalarımızın büyük fedakarlığı, kıymetli velilerimizin, talebelerimizin büyük emekleriyle Rabbim bu nimeti görmeyi de bize nasip etti. Bir hatim 30 cüzden ibarettir ya, 30 hafızı yetiştirmeyi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu imtihanda başarıyla geçip dün Ali Emiri Kültür Merkezi'nde o 30 hafızımızın icazet merasimini yapmayı Rabbim bizlere nasip eyledi. Katkıda bulunan, teşrif eden, teşrif etmek isteyip gelemeyen, gelemediği halde her daim duasıyla bizi destekleyen bütün büyüklerime buradan özellikle teşekkür ediyorum. Velilere iki defa teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklarını bu hafızlık yoluna teşvik ettiler. Ondan sonra yönlendirdiler ve onunla da kalmadılar. Hafızlık yaparken çocuklarıyla birlikte uykusuz kaldılar, fedakarlık yaptılar. O velilerimize de huzurunuzda iki defa teşekkür ediyoruz. Bu icazet merasimlerinin en büyük gayesi, amacı geriden gelecek hafız adaylarına örnek olsun, model olsun, özendirilsin, teşvik amaçlı olarak yapılan merasimlerdir, icazetler. Lütfen istirham ediyorum. Yapılan her hafız icazetine, kurralık icazetleri genelde boş geçiyor. Yani insanımız teveccüh göstermiyor. Eskiden bu tabloların hasretini çekiyorduk. Keşke böyle icazet merasimleri olsun diye dua ediyorduk. Rabbim bize nasip etti. Nereden baksanız her ay icazet yapılıyor. Ama camilerde çok az katılım var. Lütfen gençlerimizi özellikle götürerek bu cemiyetleri, bu meclislere gösterelim ki onlar da hafız olmak istesinler. Onlar da bu işe özensinler inşallah. Rabbim hafızlarımızın sayısını ziyadeleştirsin ki Allah hafızların içerisinde olduğu topluma rahmet eder. Tabiri caizse o toplumun garantörleri, sigortaları, kaskoları hafızlardır, alimlerdir, abidlerdir. Rabbim onların sayılarını artırsın ve onlara hizmet etmeyi bizleri vesile eylesin.